Üniversite öğrencilerinin gelmeye başlamasıyla otogarda hareketlilik başladı. En yoğun talep büyük şehirlerden oldu. Kütahya Otogarı hareketli günler yaşıyor. Ülke genelinde üniversitelerin yüz yüze geçmesiyle birlikte öğrencilerin şehirler arası yolculuğu başladı. Kütahya'da bu hareketlilikten nasibini aldı. Yoğunluğumuz var, öğrenci kayıtlarımız başladı. Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Araçlarımız dolu gelmekte. Beklenen bir yoğunluğu zaten uzun süredir bekliyorduk. Okullarımızın açılma sebebiyle öğrenciler kayıtlara gelmektedir. Otogarda da bir yoğunluk vardır. Şehirler arası yolculuklarda pandemi kurallarından taviz verilmiyor. Pandemi kurallarımız devam ediyor. Birinci aşı, ikinci aşı dozlarımızı sorgulama yapıyoruz. HESCO'suz kesinlikle yolcu taşımıyoruz. Aşı vurulmayan yolcularımıza PCR testi istiyoruz. Bunu zaten devlet istiyor. Fiyatların normal olduğunu söyleyen peron görevlisi Hüseyin Erdoğan, öğrencilerin daha çok büyük şehirlerden geldiğini belirtti. Fiyatlar şu anda normal. Fiyatlar normal. Ankara, İstanbul 95 lira Ankara. İstanbul'un fiyatları 125 lira. İzmir 120 lira. Fiyatlar şu anda normal. Şu an tabii büyük illerden geliyorlar. İstanbul'dan, Ankara'dan geliyorlar. Daha çok yoğunluk o taraftan geliyor. Kütahya Belediyesi otogara gelen öğrenciler kadar şehir dışına giden öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'dan geliyorum. 1,5 sene önce buradaydım. Burayı bıraktım. 1,5 sene sonra geliyorum. Hani ilk izlenimlerime baktığın zaman Kütahya bence biraz değişmiş. Hani onun heyecanıyla geldim. Ben şu an ilk yeni indim zaten. Dakikalar oldu. Çok mutluyum. İşte valla üniversite açıldı. Biz de açılmasıyla beraber Kütahya'dan İzmir'e doğru yola çıkıyoruz inşallah. Peki neler söylersin? Açıldı 1,5 sene sonra tekrar üniversiteye kavuşuyorsun. Valla heyecanlıyız, mutluyuz. Şimdi benim ikinci yılım. Birinci yılı tabii uzaktan okuduk. İkinci yıla geçtik. Bakalım nasıl bir yıl bizi bekliyor. Göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Oğlumdan hiç ayrılmadım. Daha yeni ayrılacağım. O yüzden biraz heyecan var. İnşallah hayırlı olur.